Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Philips'in 800i serisi AC850 hava temizleyicisinin kutu açılımını ve kurulumunu yapacağız. İlk önce kutunun üstünde neler var onlara bir bakalım. Arka yüzeyi, diğer yüzeyi, kutumuzun üst tarafı, alt tarafında da bunlar var. Şimdi isterseniz kutumuzu açalım, içinden neler çıkacak ona bir bakalım. Kutumuzu yanlarından açıyoruz. Üst tarafında ürünü anlatan bir tane kağıt var ama Almanca yazıyor. Burada da servislerinin numarasını yazan bir tane kitapçık var. Ürünümüzü çıkaralım. Hemen şu tarafta ürünümüzün adaptörü çıkıyor. 24 volta 1 amperlik, 24 wattlık bir tane adaptör çıkıyor içinden. Hemen diğer yan tarafında kullanım kitapçıkları çıkıyor içinden. İçinde başka bir şey kalmadı. Şimdi ürünümüzü çıkaralım. Ürünümüz AC850 versiyonu. 49 metrekareye kadar hava temizlemesi yapabiliyor ürünümüz. Saatte 190 metreküp hava temizleyebiliyor. Açma kapama tuşu, güç girişi. Burada da sensörü yer alıyor. Buradaki sensörü arada sırada temizlememizde fayda olur. Çünkü bazen fazla kirlendiği zaman içerideki havayı algılamayabiliyor. Bu yüzden burayı temizlemeyi unutmayalım. Ürünümüzde HEPA filtre, karbon filtre ve ön filtre mevcuttur. Filtrelerimizi şuradan çıkartıyoruz. Filtre burada. Bu filtremizi çıkartıyoruz. Filtremiz şöyle kapalı poşet içinde geliyor. Şu şekilde. İçinde ne vardı? HEPA filtresi vardı. Karbon filtresi vardı. Ve ön filtresi bulunuyor içinde. Filtremiz şu şekilde. Şimdi filtremizi makinamıza takalım. Tekrardan böyle yapıyoruz. Makinamızın iç tarafı bu şekilde. Filtremizi takıyoruz. Kapağın şuralarında çentikler var ve cihazın da şuralarında çentikler var. O çentiklere denk getirerek kapağımızı kapatıyoruz. Çıt sesini duyduk. Kapağımız kapandı. Şimdi cihazımıza elektriği verelim. Arka tarafındaki adaptör girişine adaptörümüzü takıyoruz. Adaptörümüzü taktıktan sonra buradaki güç düğmesine basıyoruz. Güç düğmesine basıyoruz şu anda. Cihazımızı açıyoruz. Şu anda en yüksek seviyede çalışıyor. Otomatikte. Açılırken cihaz otomatik olarak açılıyor. Otomatik modda. Otomatik olarak fan devrini ayarlıyor. Bir kere bastığımızda buradaki düğmeye turbo moda geçiyor. Şu anda turbo modda. Bir kere daha bastığımızda bu modda uyku modu. Cihazımızda Wi-Fi var. Yani uygulaması var bu cihazın. Akıllı telefon uyumluluğu olarak Android ve Apple cihazlara uyuyor. Sesli kontrolü var. Alexa ve Google Home cihazlarından sesli kontrol yapabiliyoruz. %99.99'a kadar alerjen filtreleme, virüs ve aserol filtreleme yapabiliyor. Minimum ses seviyesi 19 desibel, maksimum ses seviyesi ise 49 desibel. Cihazı otomatik moda aldığımızda buradaki halka ışığı, içerisinin havası temiz ise mavi yanıyor. İçerisinin havası eğer çok kirli ise bu halka şekli kırmızıya dönüyor. Tam şu arada filtre temizliğini gösteren bir tane daha uyarısı var. Filtre temizleneceği zaman buradaki ışık yanıyor. Şimdi isterseniz ilk önce uygulamamızı bir kuralım. Uygulamamız bize neler sunuyor ona bir bakalım. Uygulamamızı kurabilmek için kitapçığımızda yer alan kare kodu telefon kameramıza okutuyoruz. Sizi direkt hangi telefondan, Apple'dan okutuyorsunuz, Apple'ın mağazasını yönlendirir. Android cihazdan okutuyorsanız Android cihazı yönlendiriyor. Yükle diyoruz. Uygulamamız yüklendi. İlk başta yine gizlilik politikaları filan bunlar var. Kabul ediyoruz bunları. Buna ben hayır teşekkürler diyorum. Şimdilik oturum açmayacağım. Eğer isterseniz oturum da açabilirsiniz. Daha sonra oturum aç diyorum. Şunları kabul ediyoruz. Şu ikisini. Oturum aç. Ve daha sonra oturum aç çıkıyor. Daha sonra oturum aç'a tıklıyorum. Bunu kabul ediyoruz. Konumu paylaş diyoruz. Uygulamayı kullanırken izin veri tıklıyoruz bildirimlerine. Arayüzü bu şekilde. Bir cihaz eklemeye giriyoruz. Başlayalım. Şu anda zaten cihazımızda ilk defa kurulum yapacağımız için cihazın üstünde Wi-Fi işareti turuncu olarak yanıp sönüyordu arkadaşlar. İleri diyoruz. İzin ver diyoruz. Cihazımız burada çıktı kendiliğinden. Cihazımızı bağlıyoruz. Burada sadece yine 2.4 GHz'lik ağı destekliyor. Oturma odası olarak seçiyoruz. İleri diyoruz. Toz, ince toz. Burada çoklu seçim yaptırıyor size. İnce toz, polen, pişirme. Hepsini işaretleyelim bunların ya.
Ne zaman taşındınız veya evinizi ne zaman yenilediniz diye bir soru soruyor size. Taşınmadık da yenilemedik de eve. 2 yıldan daha önce diyelim. Şu anda cihazımıza bağlandı. MAC adresini çıkarıyor. Bitir diyoruz. Şu anda benim odada. Odadaki hava kalitesi şu anda kötü olarak gösteriyor. Buradan cihazımızı kapatıp açabiliyoruz. Bakın ses geliyor. Açtık. Buradan uyku moduna. Şu anda uyku modundaymış. Otomatik moda alıyorum bunu. Uygula diyorum. Buradan modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Şu anda zaten cihaz çalışmaya başladı. Burada da hava kalitesi değerlerini veriyor şu anda bana. Filtremizin değerini gösteriyor. Cihaz ayarları var. Tercih edilen indeks diye bir şey var. Programlayıcı var. Hangi zamanlarda çalıştıracağınızı seçebiliyorsunuz burada. Program oluştur diyorsunuz. Burada ne zamanlar çalışacak, ne zaman kapanacak o bilgileri giriyorsunuz. Desteklenen üçüncü taraf Alexa varmış. Alexa'yı destekliyormuş. Bu zaten ilk başta bize sorduğu sorular. Bekleme modunda sensörlerle izleme açık. Bunu isterseniz kapatabilirsiniz. Cihazdan isterseniz bildirimleri telefonumuza iletebiliyor. Hata bildirimleri, cihaz sağlığı hatırlatması, hava kalitesi bunları bildirebiliyor. Yardım destek. Buna göre hava kalitem çok kötüymüş burada benim. Hatta buradan otomatik bir turbayı alalım. Uygula dedik. Turbodaki sesi de bu şekilde. Burada infoya bastığımızda modların ne işe yaradığını gösteriyor. Philips hesabı açmamıştık. Philips hesapsız da kurulabiliyor cihaz. Ana sayfaya geldik. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bende de 820 var. Aynısının 820'si var. Onu da getirelim bakalım o nasıl çalışacak burada. Onda Wi-Fi yok sadece. Şu anda her ikisi de normal seviyede çalışıyor. Şu anda içeriye sıktım. Şu anda ikisi de turbo modda çalışıyor. İkisi de algıladı yani sıktığım kokuyu. Bundan sonra da bir de dumana bakalım. Duman algılamaları nasıl? 820 cihazı kullanıyoruz. Normalde mutfakta eğer herhangi bir kızartma, yağ kokusu falan duyduğunda bizim oturma odasından her şeyi algılıyor ve içerisini temizlemeye başlıyor. Şu anda iki cihaz da normale dönmeye başladı. Buradaki mor yanıyor. Buradaki biraz mavimsi, morumsu. Şimdi ikisinin de maviye döndükten sonra diğer testimizi yapıp videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki cihazımız da normale döndü. Şimdi başka bir test yapıyoruz. Bakalım bunda ne kadar etkililer. İşte başladım şu anda. Duman testine başladık. 850 cihaz dumanı fark etti. Çalışmaya başladı. 820 cihaz da şu anda dumanı fark etti. O da çalışmaya başladı. Şu anda her iki cihaz da dumanı fark edip neredeyse aynı anda, hatta bu büyük bir ihtimalle bunun filtresi yeni olduğundan anında fark ediyor. Cihazı başka bir cihaza tanıtacağımız zaman cihaz açıkken açma kapama butonuna 3 saniye kadar basılı tutuyoruz. Dil sesini duyduğumuzda Wi-Fi işareti yanıp sönmeye başlıyor. Ondan sonra eklemek istediğimiz cihaza uygulamamızı kuruyoruz. Bir cihaz ekleme diye işaretliyoruz. Başlıyoruz. Burada tekrardan aynı cihazımız çıkıyor. Cihazımızı tıklıyoruz. Hangi Wi-Fi'yi kullanıyorsanız 2.4 GHz'lik Wi-Fi'yi işaretliyorsunuz. Parolasını giriyorsunuz. Tekrardan aynı şeyleri baştan size soruyor. Bunları devam diyoruz. İleri diyoruz. Bitir diyoruz. Aynı cihazımız bu sefer başka bir telefona kurulmuş oluyor. Evet arkadaşlar. Philips'in AC850 hava temizleme cihazımızda bu kadardı. Kutu açılımını, uygulamanın kurulumu, uygulamanın içini gördük. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğenip yorum bırakmayı unutma. Herhangi bir sorununuz olursa yine de yorum bırakın. Videoya abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.